Arkadaşlar merhabalar hepiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar. Merhaba Ozan Bey, merhaba Neslihan Hocam. Geliyor değil mi? Seste bir problem yok. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aysu'cum hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum Buse'cim. Çok iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Keyifler nasıl? Herkes iyi mi? Merhabalar. Heyecanla bekliyoruz hocam. Çok güzel. Ben de heyecanla bekliyordum. Ozan hocam diyor ki sıcak hocam yanıyor Adana. Ozan hocam inan Ankara'da yanıyor. İyiyiz çok şükür. Çok pozitifsiniz. Teşekkür ederiz. Buse'cim ben de çok teşekkür ediyorum. Eminim siz de en az benim kadar pozitifsiniz. Ankara fena hocam. Aynen öyle. Nasıl? Herkesin keyfi yerinde mi? 2024 tayfa. Bu arada beni tanımayanlar için söyleyeyim. Arkadaşlar öğrenci koçu Tuğba ben. Daha önce seminerlerime katılan öğrencilerim vardır. Yeni tanışacaklarım için. Hepinizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Hazır mıyız? Bugün neden buradayız? Şu an herkes KPSS'ye mi hazırlanıyor? Aramızda kimler var? Biraz bahsetsin bakalım herkes. Hangi bölümlerden mezunuz? Hangi sınava hazırlanıyoruz? Hadi bakalım sizi dinliyorum. Aysu'cum seni biliyorum. Aysu bu arada kayıtlı öğrencimiz sağ olsun. Beni seminerlerimde yalnız bırakmıyor. İngilizce öğretmenliği, psikoloji, çocuk gelişimi, okul öncesi. Çok güzel meslektaşız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Coğrafya, DHBT, felsefe, İngilizce, büro yönetimi çok güzel. Ses alamayan arkadaşlarım sol alt köşede bir mikrofon simgesi var. Onun üzerine tıklayabilir. İşletme, hemşire, edebiyat çok güzel. İç mimarlık. Efkan hocam hoş geldin. Yapı dekorasyon öğretmenliği çok güzel. Tarih harika. Merhaba Yakup Bey, hoş geldin. İşletme, çevre mühendisliği, wow, çok güzel. Ses var şu an arkadaşlar. Ses alamayan arkadaşlarım sol alt köşedeki mikrofonun üzerine tıklasınlar. Geldi değil mi? Arkadaşlar şu sol alt köşede mikrofon simgesi var ya... O büyük bir ihtimalle kırmızı bir çizgi vardır. Ona tıklamanız gerekiyor. Ses var. Evet, 2023 sınavında umudum yok hiç hocam. İnşallah 24'te donanımlı şekilde ilerleriz. Sabahat hocam inşallah. Eğer bizim kayıtlı öğrencimizsen çok şanslısın. 90 plus puan garanti. Sosyal hizmetler. Çok güzel. Hazırsak o halde başlıyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet arkadaşlar alttaki mikrofon simgesine tıklayalım. Çok doğru söylüyorsunuz. Buse'cim çok teşekkür ederim benim yerime yazdığın için harika. Şimdi bugün burada toplanma amacımız arkadaşlar 2024 sayfa. Şu an herkes 2024'e hazırlanıyor. Artık 23'ü kapattık. İyi ya da kötü bir şekilde geçti. Sonuçlar yakın tarihte zaten açıklanır. Ki öğretmenlerimiz için 6 Ağustos'ta bir ÖABT sınavı var. Eğer 23'e girecekseniz de şimdiden başarılar diliyorum. Sıkı sıkıya çalışmalarınızı lütfen son güne kadar devam ettirin. 2024 KPSS SS'ye ne zaman ve nasıl başlamalıyım? Bu soruyu soranlar için bu semineri özellikle gerçekleştiriyorum. Kendim de öğrenci koçluğu yaptığım için arkadaşlar görüştüğüm her öğrencimden mutlaka fix aldığım soruların başında geliyor. Çok teşekkür ederim. Hepiniz en az benim kadar pozitifsinizdir inanıyorum. Buse hocam diyor ki hemen hemen başlamalıyız. Kesinlikle arkadaşlar rakip çok. Sınav zor. Bakın bunu 23'te gördük. Ki 24 bir de çiftli yıl. Düz memuriyet atamaları, merkezi atamalarında olduğu yıl belki rakip sayısı çarpı 2'ye kadar bile çıkabilir. O yüzden bunun farkındayız. Bilinçli bir kitle olduğunu düşünüyorum karşımda. Bu beni ekstra çok mutlu ediyor. Bunun hakkını verelim. Hemen başlamamız gerekiyor ama birkaç kısma değineceğim. Sabahat hocam diyor ki ne kadar erken o kadar iyi. Çok güzel. Harika. Şimdi arkadaşlar
biz bir kere gireceğimiz sınavı ne kadar iyi tanıyoruz? Şu an bu seminerde olan öğrenciler en az kaç kez sınava girdi? Hadi bakalım, herkes yazsın, bekliyorum. Kaçıncı tecrübemiz? Kaç kez sınava girdik? Bir. Bir defa, dört. Efkan hocam, bir. Dört. Hiç hocam. Çok güzel. Yedi galiba. Wow. Nergis hocam, seni tanıyorum. Sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Tarih öğretmenisin. Yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam kuvvetlidir. İlk defa gireceğim. İnşallah daha da artmaz hocam. Buse hocam, inşallah. 2018'de girmiştiniz. Bayağı zaman olmuş hocam. 2024'te yani bir 6 yıl falan ara vermişsiniz. Bayağı bir zaman olmuş. Bu 5. olacak bir kez. Çok güzel. Yani şunu anlıyorum arkadaşlar. Şu an bu seminerde olan öğrencilerde hem ilk deneyimini yaşayacak çok öğrenci de var. Yani nötr, ne olumlu ne olumsuz bir yargısı yok, sınavı tanımıyor. Hem de yıllardır bu sınav için emek veren ve istediği sonuca ulaşamayan biraz umutsuz bir tayfa da var. Karmayız şu an. Neslihan hocam diyor ki ikinci tecrübem olacak, 24'te sıfırdan başlayacağım, nereden başlamalıyım? Neslihan hocam, bu sorunun yanıtını vereceğim. Ben kendimi test etmek için girdim hocam. 3. sınıfım. Çok güzel. Artık testlerini yaptıysan müyesser hocam, bence tam olması gereken çalışmayı yapıp gerçek sınava girmemiz gerekiyor. Mekatronik mühendisi lisans mezunuyum hocam. Çok güzel mühendislerim. Hedefiniz 90 plus puan almak. Kesinlikle altına hedeflemeyin. Riske atmış olursunuz. Şimdi biz bu sınavlarda arkadaşlar, özellikle lisans grubu için söylüyorum. Ön lisans ve liseleri de dahil edeceğim. En son 2022 yılında, yani bu geçtiğimiz sınavdan bir önceki yılda verileri incelediğimde şöyle verilere ulaştım. Lisansta çok büyük bir yığılma var. 1.180.552 kişi sınava girmişti. Ön lisansta 1.159.000 kişi, orta öğretim KPSS lise sınavında 912.397 kişi sınava girmişti. Bakın sayılar ne kadar devasa, değil mi? Ben bile söylerken yoruldum açıkçası. Bir soruyu hemen alalım. Buse hocam diyor ki hocam 72 aldım üniversite okurken, 86 falan alabilirim değil mi düzgün çalışmayla? Buse hocam, senin hedefin en az 90 plus. Eğer şimdi bahsedeceğim bizim yapay zeka sistemimize dahil olursan ya 80'ler, 86'lar, 85'lerle asla uğraşmayacaksın. Kesinlikle arkadaşlar hedefiniz 90 üstü olmalı. Bakın 24'de herkes bomba gibi hazırlanıyor. Bunun bir farkına varalım önce. Mahmut hocam, elektrik elektronik için 80 puan çok düşük. Mühendislerin en az 90 alması lazım. Matematik temelimiz yoksa da mı 90 üstü olmalı? Evet Mahmut hocam, matematik temelim yoku ben kabul etmiyorum. Temelimiz yoksa oluşturmamız gerekiyor. Efkan hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekes bizim üzerinde yaklaşık 6 yıldır aktif çalıştığımız, Türkiye'nin en iyi yazılımcılarıyla birlikte oluşturduğumuz göz bebeğimiz, sistemimiz arkadaşlar. Tekes sadece Tekuzem'de şu an bir ilki hayata geçirdik ve Tekes'in kayıtlı öğrencileri çok şanslılar. Okul öncesi KPSS puanları sürekli değişiyor. Efkan hocam diyor ki sürekli sizde gördüm böyle bir sistem. Hocam çok normal, çünkü başka hiçbir yerde yok. Sadece bizde var. Şimdi geliyorum, konuma dönüyorum. Bakın devasa rakamlardan bahsettim. 1 milyonlar, 1,5 milyonlar, 912 bin kişiler falan. Topladığımızda burası 4 milyona yakın sayı yapıyor. Yani 4 milyonun girdiği bir sınavı düşünün. Bir ÖSYM, KPSS kategorisini düşünün. Peki bunların kaçı atanabiliyor arkadaşlar? Bizim amacımız şey ya, kaç kişinin girdiğinden ziyade bana lazım olan kaç kişi atanabiliyor? Çünkü benim amacım atanmak. Şu ana kadar tüm kadrolara toplamda arkadaşlar 31.183 atama oldu. Yani atanmak için en az %10'luk dilime girmen gerekiyor. Yani azınlık.
Bakın atananlar azınlık, atanamayanlar çoğunluk. Sen eleyen tarafta olacaksın, elenen tarafta olmayacaksın. Aksi takdirde arkadaşlar şöyle duvarlara kapılara falan vurayım. Allah korusun 2 yılınız boşa gidebilir. O yüzden lütfen sınava hazırlanma kararını verirken bu ciddiyetin farkına vararak verin. Aksi takdirde boşa yapılan bir çalışma, random yapılan bir çalışma arkadaşlar sizi kesinlikle atanmaya götürmez. Bir kere bunun farkındalığını yaşayalım, anlaştık mı? Nehir hocam bahsedeceğim. Çok güzel. Erkeklerde polislik için 60 üstü alsan yeterli lisanstan eğer. Ozan hocam sistemimizden bahsedeceğim. Sistem çok detaylı. Özellikle görselleriyle ele aldım bahsedeceğim. Çünkü çok fazla öğrenci bu sistemden faydalanmak, atanmak istiyor. Bahsedeceğim. Yani bütün sorularınızı da alacağım. Şimdi size bir soru. En sevdiğim kısım beyin fırtınası kısımdır. Ben bunu okul öncesi öğretmenliği yaparken de çok uyguluyordum. Böyle bütün çocuklarımı, öğrencilerimi topluyordum. Hadi bakalım random bir soru soruyordum. Şimdi bu soru size geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Herkesin dikkati bende mi? Hazırsak sorumu soruyorum. Sizce günde 10 saat çalışan mı yoksa 4 saat çalışan mı atanır? Hadi herkes inandığını yazsın. İnandığını yazsın. Doğrusu yanlışı yok. Ben de cevaplara bakıyorum. Bakalım kitle nasıl? Hangisi verimli çalışmışsa? Wow! Çok güzel. Verimli çalışan bence. Harikasınız. 4 saat çalışan ama verimli çalışan. 4 saat verimli düzenli çalışılırsa 10 saat çalışandan daha çok atanır. Çok güzel ya, harikasınız. Esra hocam 10 saat diyor, yok mu arttıran? 4 saat fazla süre beyin algısı için zorlayıcı. Evet Efkan hocam ama gün toplamında 4 saat, gün toplamında 10 saat. Yani molalar dahil hali. Yani bir günde maksimum kaç saat çalışırsın? Bölüme göre değişiyor, dolu dolu 4 saat. Hocam 12 saat çalıştığım oldu yapamadım. Ozan hocam eğer yanlış çalışıyorsan 12 değil 24 saat çalışsan da yapamazsın. Bence 10 saat ya da 2 saat fark etmiyor hocam. Önemli olan verimi almak. Duymak istediğim yanıt bu arkadaşlar. Evet doğru yanıt buydu arkadaşlar. Biz genelde hep böyle bir ilk öğretimden beri saat yarışı, gün yarışı falan yaparız ya. Hatırlayın bir küçüklük yıllarımıza birlikte bir dönelim. Hep o dönemde böyle LGS gibi işte Anadolu Lisesi'ni kazanmak için ya da işte Güzel Sanatlar Lisesi için falan sınavlar olurdu. İşte yetenek sınavları ya da normal yazılı sınavlar. Biz her zaman arkadaşlarımızla hep şeyi kollardık. Sen o kadar çalışmışsın, ben bu kadar çalıştım. Sen kesin şu fen lisesini kazanacaksın. Ben kesin mesleğe gideceğim falan diye. O zaman tabii çocuk kafası. Bir de öğretmenlerimiz de böyle yönlendirmiyordu. Çünkü o zaman nerede arkadaşlar? Bireysel çalışma nerede? Kişilerin farklı olduğunun bile kimse farkında değildi. Biz sınıfta 40 kişiydik. Aynı eğitimi alıyorduk. Biri 90 alıyordu sınavdan. Biri 50 alıyordu. Aynı eğitimi almışsın. Aynı öğretmen aynı sürede gelmiş anlatmış. Sana sınav yapıyor. 90 alıyorsun. Yanındaki arkadaşın 50 alıyor. İşte burada arkadaşlar bireysel farklılıklar devreye giriyor. O yüzden lütfen eğer algınızda şu varsa hocam ben çok çalışamam o yüzden sınava girmeyeceğim. Ya da hocam benim vaktim yok. Bakın bunlar benim en çok aldıklarım. Hocam evliyim. Çocuğum var, iş hayatım var, vaktim yok, formasyon alıyorum, yüksek lisans yapıyorum, kursa gidiyorum gibi gibi gibi. Bahaneleri daha da sıralarım. Yıllardır bu işi yapıyorum çünkü. Arkadaşlar bunlar birer bahane. Siz şey zannediyorsunuz yani genel olarak tüm öğrenci zihniyetinden bahsediyorum. 10 saat çalışmazsam atanamam. Hayır, sen minimal bir süre ayıracaksan da önemli olan o süreden aldığın verim. Çünkü ÖSYM hiçbir zaman sen 10 saat çalıştın gel sınava girme ben seni atıyorum ya da şey demiyor Tuğba hocam sen 10 kez bu sınava girmişsin en çok senin hakkın atanmak gel seni sınavsız atıyorum demiyor. ÖSYM sonuca bakar arkadaşlar o sonuca da sizi götürecek şey verimli çalışmaktır. Hocam bu yıl online kurs düşünüyorum. Çalışmak için daha çok vaktim olur sanırım. 10 saati zorlarım yine. Ozan hocam 10 saati zorlamana gerek yok ama online kurs düşünüyorsan kesinlikle tek üzeme kayıt olmanı öneririm. Şimdi zaten sistemin detaylarını gördüğünde kendin kayıt olmak isteyeceksin. Orası ayrı tabii ki.
Konuları bitirdim, soruları çözdüm ama anlamadım sorun ne? Soruları çözemiyorum demek istediniz herhalde. Demek ki konu anlatımını kendine uygun yapmamışsın hocam. Okul öncesine çocuk gelişimciler atanıyor hocam. Önü kapanır mı sizce? Ben daha öğrenciyim. 2025'te gireceğim KPSS'ye ama korkuyorum çocuk gelişimciler yüzünden. Bölümümüzün önü kapanırsa diye herkes gerçekten kendi bölümünden atanmalı. Bu konuda cevap verirseniz çok mutlu olurum hocam. Hatice hocam, benim gözümü ya öğrenci olsam, ki ben de bir okul öncesi öğretmenim. Eğitim fakültesi mezunuyum arkadaşlar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni bitirdim örgün olarak. Evet, çocuk gelişimciler var. Doğru, formasyon alıyorlar, bizim rakibimiz oluyorlar, doğru. Ama açıkçası hocam, ben rakip sayısına çok takılan biri değilim. Neden biliyor musunuz? Ben kendi yaptığım çalışmayla o azınlık olan %10'luk dilime gireceğime o kadar çok güvenirim ki geride kalan kişiler beni çok alakadar etmez. Yani ben demem ki 100 bin kişi girmiş, 50 bin kişi girmiş. O yüzden bence Hatice hocam, bunları düşünüp canını sıkma. Rakip sayısının bir önemi yok. Hatta birazdan size çok güzel bir örnek vereceğim. Çok mutlu olacaksınız gerçekten. Hocam bu yıl A grubuna girmeyeceğim. Küstüm resmen, sadece B'ye gireceğim. Ozan hocam, A grubunun şartları hiçbir yerde yok ama yine de sen bilirsin. Müyesser hocam, eğer düzenli bir programla çalışırsan yetiştirememe gibi bir kaygın olmaz. Ozan hocam, bu yıl mesela GUY alımları falan çok düştü puanları. 75-76'yı da benim bir sürü öğrencim atandı merkezi yerlere. Tamam, bu arada arkadaşlar sorularınızı sona saklayın. Hepinizin sorularını tek tek yanıtlayacağım. Şimdi özellikle şu umutsuzluk kısmına bir parantez açıp önümüzdeki içeriğe geçeceğim. Ama özellikle bu noktayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Şimdi birçoğunuzun şöyle düşünceleri var, biliyorum. Hocam mühendisim, 90 plus nasıl alacağım? Hocam işte bizim branştan 70 bin mezun var. Dikapçılar bunu çok der. Edebiyatçılar der, okul önceciler der. İşte o sınava girdi. İşte başarı oranı şöyle yüksek. Alımlar böyle düşük. Farkında mısınız arkadaşlar? Hep dile getirdiğiniz şeyler olumsuz yargılar. Bunun farkında mıyız şu an? Değilsek bir farkına varalım. Ve siz neyi dillendirirseniz o çoğalır. Bakın, siz sürekli diyorsunuz ki alım yok hocam, başarısızım hocam, vaktim yok. Bak, yokları dillendirirsen yoklar daha da yok olur. Sahip olduğun özellikleri öne çıkarsan, evet senin branşında atama çok az ama hiç yok değil. Az ama var, değil mi? Peki sen şöyle düşünsen, ben o azınlığa gireceğim desen nasıl olur mesela? Bunu hiç denediniz mi arkadaşlar geçmiş deneyimlerinizde? Bence çok iyi olur. Ben bu noktada kişinin içsel motivasyonuna çok güveniyorum. O yüzden önce kendiniz inanmalısınız. Mesela bizim geçen yıl arkadaşlar 2022 döneminde nakış öğretmenliği diye bir bölüm var. Ama çok istisna, böyle yılda 3 kişi atıyor, 10 kişi atıyor, bazen 15 kişi falan atıyor. Bir öğretmenimiz formasyonunu almış, bu bölümden girecek. Benim öğrencimle konuştuk. Dedi ki hocam, ben düz memur olmak istiyorum. Dedim hocam, senin bölümün ne? İşte bu bölümü bitirdim. Formasyonum da var. Ben bir öğretmenim dedim. Dedi. Dedim sen bir öğretmensen niye düz memurluğu istiyorsun ki? İşte anlattı. Dedi hocam çok az. İşte puanlar yüksek. Benim temelim yok. Ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Matematiğim yok. İşte Türkçem, tarihim yok falan gibi. O da böyle yokları sıraladı. Dinledim. Dedim ki hocam, 3 kişi mi atandı geçen yıl? Bu yıl neden o 3 kişiden biri sen değilsin? Ya da atanan o 3 rakibinin senden nasıl bir artısı vardı? Hadi gel bunu tartışalım dedim. Öğretmenimiz bir sustu, düşündü. Bir düşünme payı verdim. Dedi ki hocam, evet haklısınız. Bir farkı yok. Dedim ki aynı bölüm, belki o da aynı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun. Ama o başardıysa sen neden başaramayasın dedim. Hak verdi ve ben öğretmenimizin kaydını aldım arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim birimlerinde. Sınava girdi. Sınavı çok güzel geçti. Kontenjanlar açıklandı. Kendi bölümünden 2022'de sadece bir kişilik kontenjan açıklandı. Tercihlerini birlikte yaptık. Ve o bir kişi bizim öğrencimiz olan bir kişiydi, biliyor musunuz? Hatta Instagram'dan bakın, çok paylaştık. Herkes çok fazla tebrik falan etti. Çok mutlu oldular. Yani demem o ki, sen yola inanarak çıkarsan, değil bin kişi, bir kişi bile alınacak olsa o bir kişi olabilirsin. Yeter ki inan ve doğru çalışma yöntemiyle ilerle.
herkes söylüyor hocam. Bizim diğerlerinden farkımız olarak olumlu düşünüp böyle düşünenlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Evet Sabahat hocam. Buse hocam çok güzel diyor. İnşallah bu anlattığım hikayenin bir benzerini önümüzdeki yıl sizin için de başka öğrencilere anlatırım. Siz de farkında olmadan başka öğrencilere inşallah ilham kaynağı olursunuz arkadaşlar. Ben güveniyorum. Bizim sistemimize inancım tam. Size de inancım tam. İnşallah doğru sistem, doğru öğrenci bir araya geldiğinde 85'ler, 90'lar, 95'ler inanın ki hayal değil. Şimdi geldim 10 saat çalışan mı, 4 saat çalışan mı atanır? KPSS strateji işidir. En çok verimli çalışan atanır. 10 saatte değil, 4 saatte değil. Çalıştığı süreyi verimli değerlendiren atanır. Şimdi biz bir yola giriyoruz diye arkadaşlar. Şu an ufak ufak öğrenciler artık arayışlara başladılar. İşte dershaneye mi gitsem, online eğitim mi alsam, özel ders mi alsam, kursa mı yazılsam, kendim mi çalışsam, YouTube'dan mı çalışsam. Şu an zihninizde bu sorular geçiyor, çok iyi biliyorum. Ama çalışmaya ne zaman başlayacaksın? Yani hani hep soruyorsunuz ya hocam erken mi geç mi kaldım? Seviyem hiç yok. 2 ay önce mi başlasaydım? Ya da hocam ben kendime güveniyorum. Ben Kasım'da başlayacağım diyenler de olabilir. İşte bunun cevabı arkadaşlar şu hususlardan geçiyor. Çalışmaya ne zaman başlayacağını ve nasıl çalışacağını öğrenmek için bu söyleyeceğim şeylere çok dikkat etmen gerekiyor. 1- Mevcut seviyeni bilmek zorundasın. En yakın tarihte kimler SBS'ye girdi? Hadi bakalım parmak kaldırsın. SBS'ye giren var mı? Şu an seviyesini bilen var mı? Hocam benim matematikteki seviyem bu. Tarihte bu, coğrafyada bu. Bilenler yazsınlar, bekliyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar seviyenizi? Hocam 2022'de KPSS en son. Çok geç hocam ben güncel seviye soruyorum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar güncel seviyenizi bilmeden ne zaman başlayacağınızı da bilemezsiniz. 2- Verimli ders çalışma yöntemini keşfetmelisin. Yani Efkan sen nasıl ders çalıştığında verim alıyorsun? Buse sen öğrendiğin bir bilgiyi ne kadar sürede unutuyorsun? Aysu, senin dikkat dağınıklığı düzeyin kaç dakika? Bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Bunları bilmeden neye göre çalışacaksın? Bunları bilmeden çalışamazsın değil mi? 2'yi de geçtim. 3- Sınava kalan süreyi bilmek zorundasın. Şu an önünde bir yılın var. 12 aya yakın bir zamanın var. Güzel bir zaman. O yüzden hemen yola çıkmak en mantıklısı. 4- Günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi belirlemelisin. Şu an kimler çalışıyor? İş yaşamı kimlerin var? İş yaşamı olanlar bir yazsın. Günde 8 saat. Çok güzel. Evli olanlar, çocukları olanlar, farklı sorumlulukları olanlar da yazsın. Yani merkezinde sadece KPSS olmayan herkes bir yazsın bakalım. Bir bakalım. Rakipler sonuçta şu an siz birbirinizin de rakibisiniz arkadaşlar. O yüzden bir görün yani biz burada azınlık olarak neysek sınavın gerçeğinde de bu. Yani bunun çoğalmış halini düşünün. Evliyim çocuğum yok. Evliyim çocukluyum. Okulum var. Evliyim iki kızım var. Ayşenur hocam Allah bağışlasın. Hem çalışıp hem de KPSS'ye hazırlanmam gerek. Bu çok mümkün. Evliyim çocuğum yok. Bebeğim var. Ay çok tatlı. Sinem hocam Allah bağışlasın. Evliyim çalışıyorum. Evli değilim çocuk da yok. Harikasın. Ama iş yaşamın var galiba Ozan hocam değil mi? Evliyim çocuğum yok. Kendimi KPSS'ye yadıyorum şu an. Elif hocam harikasın. İnan kendin için yapacağın en güzel yatırım budur. O da yok hocam. Tamam o zaman sen en şanslı gruptasın Ozan hocam. Şu an vakti en çok olan sensin. Evliyim bebek düşünüyoruz. Eşimin ailesi yedi beni. Atandıktan sonra hocam sadece KPSS. Eylül'de halk eğitime başlayacağım hocam. KPSS'yi şimdiden başladım ama çalışırken de KPSS'ye çalışmaya engel olmaz. Sebat hocam asla engel olmaz. Bu arada sen bizim kayıtlı öğrencimiz misin değil misin bilmiyorum. İsmin tanıdık geliyor ama kayıtlıysan yaz hocam. Bizimle hazırlanıyorsan engel değil. Tek başına hazırlanıyorsan engel olabilir. Ben ÖABT'ye gireceğim. Çok güzel. Sınavı ve kendini çok iyi tanımalısın. Bu da son dikkat etmemiz gereken husustu.
Kübra Hocam diyor ki KPSS'ye adadım kendimi. Çok güzel. Umarım bu adayışın sonunda atanmak nasip olur. Şimdi peki arkadaşlar, bu saydığım hususları bir arada nasıl keşfedeceğim? Bakın sordum. Yani birçoğunu bilmiyorsunuz. Seviyenizi bilmiyorsunuz. Öğrenme yapınızı bilmiyorsunuz. Süreyi bilmiyorsunuz. Ne kadar ders çalışman gerektiğini bilmiyorsun. Biz öğrencimizin sorumluluklarına göre program hazırlıyoruz hocam. Yani senin çocuğun da olabilir, farklı sorumlulukların da olabilir. Hiç önemli değil. Sabahat Hocam diyor ki değilim ama kayıt yaptıracağım. Sabahat Hocam kesinlikle kayıt olmalısın. Şimdi birazdan WhatsApp linki ileteceğim. Oradan bize yazarsınız. Bu seminerden geldiğiniz için özel koşullarda kaydınızı alacağım. Evet Nehir Hocam, yapay zeka sistemiyle ayarlayacağız. Şimdi geldim. Bunları nasıl tanıyorum arkadaşlar? Tamam, çok güzel anlatıyorsun hocam. Bunları bilmen gerekiyor diyorsun ama ben bunları bilmiyorum. Ne yapacağım? Sınava girmeyecek miyim? Hayır. Bunları belirlemek için arkadaşlar, sizin öncelikle bizim sistemimize kayıt olduğunda, TEKES'e, yapay zeka sistemine kayıt olduğunuzda sınava ne zaman ve nasıl başlayacağınızı belirlemenin yollarından biri sınavı tanımak ve mevcut seviyeni öğrenmektir dedik ya arkadaşlar. Size özel yapay zekanın ders dersi geçtim. Konu konu seviye belirleme sınavları var arkadaşlar. Bunlara gireceksiniz. Bakın herkes bu tabloyu bir dikkatlice inceleyebilir mi? Şu an ekrandaki tabloya bir herkes baksın. Bir saniye, sayfayı kaydırdım. Şu an görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir öğrenci var. Hedeflediği puan 90, birçoğumuzun olduğu gibi. Şu anki seviyesini biz ölçmüşüz. Demişiz ki Ahmet senin seviyen 70, hedefin 90. Aradaki eksik puanın 20 puan, önünde de bir senen var. Tabloyu çıkardık mı? Çıkardık. Peki şu anki puanı herkesin aynı çıkmaz değil mi arkadaşlar? Belki de sen gireceksin 60 çıkacak, ben gireceğim 80 çıkacak. Şu an olduğun nokta değişkenlik gösterebilir. Herkesin seviyesi farklıdır. Müesser Hocam, şimdi SBS yapacağız. Kayıt olduktan sonra canlılar başlamadan önce yine bir program, yani yine bir seviye belirleme sınavı yapacağız. Şimdi biz bunu belirledik arkadaşlar, doğru mu? Bunu belirlemek için de TEKUZEM'in sistemine kayıt olan öğrencilere özel seviye belirleme sınavları var. Yapay zekanın özel SBS'leri. Bunlara giriyorsunuz. Şimdi biraz sınavı tanıyalım. Mesela arkadaşlar şimdi derslere bir bakalım. Bakın tarih dersi. Kaç soru geliyor? 27 tane soru geliyor. Tarihten kaç konu varmış arkadaşlar? 18 tane konu. 97 tane de alt konu. Hani siz böyle hocam tarih bende ya sıkıntı yok falan diyorsunuz ya. 97 alt konunun hepsine gerçekten hakim misin? Bunu bir düşünelim. Değilsin. Bence hiçbirimiz değiliz. Bakın arkadaşlar, başarı detaylarda saklıdır. Her zaman öğrencilerin problemi, matematik yapıyorum diyor öğrenci. SBS'yi alıyorum, problemlerin tamamı boş. Nasıl bir matematik yapmak bu? Ama sorduğunda öğrenci matematikte iyi olduğunu iddia ediyor. O yüzden farkında olmadığınız gerçekler olabilir arkadaşlar. Sınav ciddiyet ister. KPSS stratejik bir sınavdır. Gelişi güzel, ben öyleyimdir, ben böyleyimdir, bu seviyedeyimdir, buradan başlayayım, şuradan başlayayım, YouTube'dan bu hocayı izleyeyim, arkadaşım şu kitabı almış, gideyim onu alayım, bir gün çalışayım, beş gün çalışmayayım. Bu yöntemlerle açık söylüyorum. Bu sınavda başarılı olamazsınız. Strateji işi KPSS. Peki bunu nasıl yapacağım diyorsanız, bizimle birlikte nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız arkadaşlar, biz sorumlu olduğunuz bütün derslerdeki soru sayısı, konu sayısı ve alt konu sayılarını yapay zeka sistemiyle ayrıştırdık. Senin toplamda kaç tane öğrenmen gereken konu var? Bunu yapay zeka sistemi biliyor. Mesela tarihte 97 tane alt konudan sorumlusun. Türkçe'de 40 tane, matematikte 81 tane, coğrafyada 29 tane, vatandaşlıkta 35 tane. Toplamda 282 tane bir dönem boyunca sorumlu olduğunu öğrenmen gereken konu var. Ve sadece öğrenmek de yetmiyor. Bunları sınava kadar saklı da tutmak zorundasın. Yani sürekli bir akış var, anlatabiliyor muyum?
Ve mesela sen bizim seviye belirleme sınavlarımıza girdin. Biz dedik ki Efkan hocam senin tarihteki seviyen başlangıç. Başlangıçta olan bir öğrenci arkadaşlar. Bakın burada ben örnek bir SBS sonucu girdim. Tarihte başlangıç, Türkçe'de üst, matematik temel, coğrafya orta, vatandaşlık ileri. Siz SBS'ye girdiğinizde, bizim SBS'lerimize girdiğinizde biz sizin hangi derste, hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu ayrı ayrı tespit edeceğiz. Bu neye yarayacak? Birazdan onu da ileteceğim. Arkadaşlar bu tam anlamıyla senin o konuda yapacağın çalışmaya yarayacak. Mesela şu tabloya da bir göz atalım. Ben eminim bunun benzerini başka hiçbir yerde görmediniz. Matematikte bak problemleri çalıştığında bu konunun önem puanı 6.91. Ne kadar önemli bir konu. Neredeyse 7 puan sadece problemlerden geliyor. Fark ettiniz mi bunu? Bakın aşağılara iniyorum. Sözel mantık Türkçe'de ne kadar önemli bir konu. 3.33 puan getiriyor sana. Bunu eleyemezsin. Bunu yapmıyorum diyemezsin. Paragraf Türkçe'de ne kadar önemli bir konu. 12.5 puan. 12.5 puan paragraftan alıyorsun. Ama arkadaşlar genelde öğrenciler bilmediği için az önce de dedim ya random. Ona da gidiyor gereksiz konuya da saatlerce çalışıyor. Gerekliye de saatlerce çalışıyor. Bu neye yarıyor? Karıştırıyorsun. Zamanı doğru yönetemiyorsun. Program burada başlıyor zaten. Neye ne kadar süre ayırman gerektiğini yapay zeka hesaplıyor. Çünkü yapay zeka hangi konudan kaç soru geliyor? O soruları yaptığında kaç puan alacaksın? Bunların hepsini biliyor. Maalesef belalı problemler hocam Buse diyor. Hocam yine de olumsuz yargı kullanmayalım. Problemler bizim en yakın arkadaşımız olacak bu sene. Öyle diyelim. Güzel enerji gönderelim. Yani bunu bu kadar detaylı çıkaran ne bir rehberlik öğretmeni ne de bir öğrenci koçu yok arkadaşlar. Bu bir insan gücüyle başarılabilecek bir tablo değil. Bu ve bunun çok daha fazlasını bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz programlarında görüyorlar zaten. Çok güzel. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın burada seviyeler var. Gördünüz mü? Sistem bana demiş ki Tuğba matematik problemlerde başlangıç düzeyindesin. Sayısal mantıkta temel düzeydesin. Bak buradaki düzeylere bir herkes dikkatli baksın. Birazdan bu düzeyde olduğunuzda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bak hepsinde farklıyım. Konu tekrarı, işte başlangıç düzeyindeyim, temel düzeydeyim. Sistem benim hangi konuda hangi düzeyde olduğumu ölçtü ya arkadaşlar. Ölçtükten sonra o düzeye uygun çalışmaları bana yaptırıyor. Mesela matematik problemlerde başlangıç düzeyindeyim. Başlangıcın karşılığı ne? Konu anlatımı. Gördünüz mü? Mesela ileri düzeyde olduğum ders hangisi? Örnek veriyorum. Orta düzey soru çözümü. Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü, toprak tipleri. Bak kolay, orta, zor soru çözümü hangi seviye? İleri seviye. Yani demem o ki sizin hepinizin her derste her konudaki seviyesi farklı olduğu için arkadaşlar hangi seviyedeyseniz o seviyeye uygun bir eğitim alıyorsunuz bizden. O seviyeye uygun bir program yapılıyor. Mesela matematiğe iyi olmayan kim var? Parmak kaldırsın. Matematik hiç yapamıyorum hocam, hiç de sevmiyorum diyen kim var? Ben, herkes ben. Ben de sözelciyim bu arada. Ben de diyebilirim yani. Ben, Allah Allah, benler havada uçuşuyor. Yapıyorum ama yavaş yapıyorum. Kübra hocam, zaman da çok önemli. Çünkü sınavda zamanla da yarışıyorsunuz. Ben çok seviyorum ama mantık kısmı yok bende. Elif hocam, mantığın puan getirisi inanılmaz yüksek. Ben. Tamam. Şimdi siz matematikte arkadaşlar bir dershaneye kayıt olduğunuzu düşünün. Ya da bizim dışımızda farklı bir kuruma kayıt olduğunuzu düşünün. Matematikte sizin seviyeniz iyi olsa da olmasa da herkesle aynı derse gireceksiniz. Doğru mu? 15 olsa bana yeter de artar. Müyesser hocam yapay zeka ile 15 değil, 20 olsun, 25 olsun, 30 olsun. Daha fazlasını isteyin, daha fazlası olsun. Şu an arkadaşlar dershaneye ya da başka bir kuruma yazıldığınızda sizin o dersteki seviyenizin o kurum için hiçbir önemi yok. Farkında mısınız bunun?
Türkçeyi de ben yapamıyorum. Hocam sen mühendissin, sen sayısalcısın, senin yapamaman çok normal. Ona da geleceğiz, hiç merak etme. Ama bizim sistemimizde arkadaşlar, senin matematikte seviyen temel mi? Yapay zeka diyor ki, Eren örnek veriyorum, Türkçe'de seviyen temel mi? Ön hazırlık yapacaksın diyor. Sen henüz konu çalışmaya hazır değilsin. Sen önce ön hazırlık yapacaksın, temelini oluşturacağız. Sonra konu anlatımına geçireceğim ben seni. Başlangıca yükseleceksin. Sonra tekrara getireceğim. Orta level'a yükseleceksin. Sonra kolay orta zor soru çözümüne getireceğim. İleri level'a yükseleceksin. En son zor soru çözümüne getireceğim. Ve artık üst level'dasın. Beşinci basamaktasın. O konuyu öğrendin. Tebrikler diyecek. Yani sen hangi seviyedeysen seviyene uygun bir çalışma yapacaksın. Bakın arkadaşlar, sizin kendinizin destek almadan yaptığı çalışmalarda doğru ve objektif bir analiz yapamıyorsunuz. Hangi konuda ben ne çalışacağım? Oturuyorum hocam, konumu çalışayım, sorumu çözüyorum, bilmiyorum diyor. Senin bilmemen çok normal, çünkü o konudaki seviyeni bilmiyorsun ki. Seviyeni bilsen ne yapman gerektiğini zaten bilirsin. Ve arkadaşlar, garanti öğrenme modeli diyoruz biz bu 5 basamaklı merdivene. Bu öğrenme modeli de sadece tekeste. Bizde yapay zekada bu sisteme kayıt olduğunuzda garanti öğrenme modeliyle hangi seviyedeysen seviyene uygun bir program, seviyene uygun bir çalışma yapıyorsun bizimle birlikte. Şimdi gelelim. Hocam böyle ders çalıştım da ben mi atanamadım? Ozan hocam ah ah. Böyle çalışsanız atanamamanız mümkün değil işte. Böyle yapmadığınız için şu an atanamıyorsunuz. Bak 5 kez girdim dedim. 5 yıl dedin. 5 senen neden gitsin hocam? 6. seneni neden götüreceksin mesela? Şu an Ozan hocam açık söyleyeyim, hani samimiyetinize güveniyorum. Ben sizin yerinizde olsam aynı yöntemi kesinlikle denemem. Kesinlikle bu sisteme kayıt olurum. 2 sene önce nedense fark etmemişim ki, pişmanlık duydum şu an. Sabahat hocam, geçen zaman olsun, zararın neresinden dönsek kârdır. En doğru zaman şu zaman, hiç problem değil. Can kulağıyla dinliyorum anlattıklarınızı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi seviyenin öneminin üzerinde durduk. Seviyeye özel biz size ne yapacağız, bunu da anlattım. Geldim en az seviye kadar önemli olan bir kısma. Şimdi arkadaşlar bir sınıf düşünün. Hatta şu an bu sınıfı da düşünebilirsiniz. Bu sınıfta her öğrenci şu an benim verdiğim bilgiyi bile aynı düzeyde anlamıyor. Doğru mu? Kimi hızlı anlıyor, kimi geç anlıyor, kimi yine soruyor. Kimi belki de şu anda dikkati dağıldı, semineri kapattı bile. Yani ne kadar farklıyız değil mi? Bakın aynı anda ben aynı şeyi hepinize anlatıyorum. Ama bu seminer bittiğinde ben size arasam, desem ki Müyesser hocam ben ne anlattım desem bana başka bir şey anlatırsın. Ozan hocam ben ne anlattım desem başka bir şey anlatırsın. Yani hepimizin anladığı şey bile aynı değil baktığımızda. O yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Herkes öğrenir. Her öğrenci öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Hepimiz farklıyız. Öğrenme karakterlerimiz farklı. Verimli çalışma yöntemlerimiz farklı. Bilişsel sürecimiz farklı. Psikolojimiz farklı. Yaşam ortamımız farklı. Sınava atfettiğimiz önem dahi farklı. Bu kadar farklı özelliklerimiz bir aradayken biz kendimizi tanımadan hazırlandığımızda başarıya elbette ki ulaşamayız. Sen kendini tanıyor musun? Nasıl ders çalıştığına daha iyi öğrendiğini biliyor musun? Öğrendiğin bir bilgiyi kaç günde unutacağını biliyor musun? Hayır. Bunu birçoğunuz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben hikayeleştirerek öğrenebiliyorum. Efkan hocam, bence bu senin bölümüne de özgü bir durum olabilir. İç mimar olduğun için senin daha çok hani yıllardır bu edindiğin deneyim daha çok hikayeleştirme, belki çizme, daha çok somutlaştırma bu yöne evrilmiş olabilir. Mesela bu senin özelliğin. Ama bir başka öğrenci de illaki diyebilir ki hocam ben duymadan asla öğrenemem. Bir başka öğrenci diyebilir ki hocam ben en az bana 3 kez anlatmanız lazım. Ben 3'ün aşağısında öğrenemiyorum da diyebilir. Yani farklıyız arkadaşlar. Mesela siz şu anda sınava hazırlanmaya başladığınızda hayati önem taşıyan bir konu, çalıştığın ve öğrendiğini kabul ettiğin bir konuyu ne kadar sıklıkta tekrar etmen gerektiğini biliyor musun? Bilenler yazsın. Biliyor musun? Unutma süresi kaç gün?
Yani senin unutma süren kaç gün? Bunu bilen var mı? Bilmiyoruz. Hayır. Esra hocam kaç gün senin unutma süren? Elif hocam hayır bak yine burada bir genelleme var. Kişisel, sözeli, sayısalı, öğretmeni, mühendisi, mimarı bu yok. Senin öğrenme yapın sana özel. Tekes sayesinde öğrendim. Tekes'e kayıtlı öğrenciler nasıl kendini belli ediyor? 3 gün. Kişiye göre değişir. Tabii ki kişiye göre değişir. Onu söylüyorum. Her şeyi yazarak öğreniyorum ama o da çok zaman alıyor hocam. Burada da bir yanlışlık yapıyorsun. Bak, öğrenme yapın görsel olabilir. Bu her şeyi yazacağın anlamına gelmez. Hocam kapı çaldı kusura bakmayın soru neydi? Ozan hocam soru çalıştığın ve öğrendiğini kabul ettiğin bir konuyu ne sıklıkta tekrar etmen gerektiğini biliyor musun? Ben dinleyerek öğreniyorum. Benimki akşam olmadan aklımdan çıkıyor hocam. Hemen unutuyorum. B12 eksikliği olabilir mi? 1 artı 5 artı 10 artı 20 günlük aralıklarla tekrar edince aklımda kalıyor. Çok güzel Efkan hocam. Sen bizim sistemimizin sırrını çözmüşsün. Tebrik ediyorum. Hocam ben de yazıyorum. Zamanımı çok alıyor. Kalıcı belleğe atana kadar düzenli tekrar. Ben uyuyunca bile beynimde tekrarlanıyor sanki her şey. Ders çalışmaktan çıldırmışımdır. Arkadaşlar, unutma süresi bu arada bayağı böyle bir terim yani zihnimizin her zihin unutmaya logludur bu arada. Bu bizim yaratılışımızda var ama her zihnin o ön bellekte, arka bellekte bir bilgiyi tutma süresi aynı değildir. Şu an hepimizin unutma süresi farklı ve biz yapay zeka inanmayacaksınız ama bunu bile ortaya çıkarıyor biliyor musunuz? Siz sınava hazırlanırken hayati önem taşıyan ama hiçbir öğrencinin dikkat etmediği ya da üzerinde nasıl duracağını bilmediği unutma süresini bile biz yapay zekanın eğitim analizleriyle birlikte ortaya çıkarıyoruz. Mesela diyoruz ki Efkan hocam senin unutma süren hesaplandı 12 gün. Örnek veriyorum bu arada. Güne takılmayın. Çünkü hepimizinki farklı çıkacak. Hepimizin unutma süresi aynı değil. Bugün sen bizimle birlikte sözcükte anlam konusunu işledin. Öğrendin. Bitti. Yapay zeka bunu arşivliyor ve diyor ki Efkan'ın unutma süresi 12 gün. Bugün öğrendiğin konuyu 12 gün sonraki senin günlük ders çalışma programına tekrar olarak ödev olarak veriyor ve sen o konuyu o gün yapmak çalışmak zorundasın. Yani bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Hani böyle hepimizde birkaç ay çalıştıktan sonra Allah'ım çok konu çalıştım artık tekrara geçmem lazım soru çözümüne geçmem lazım nasıl yapacağım neyi nereden tekrar edeceğim diye diye böyle uzattığınız, ötelediğiniz o tekrar ve soru çözümü kısmı var ya, işte oranın yükü de bizde. Biz size bugün öğrendiğiniz konuyu unutma süreniz kaç günse o kadar gün sonra otomatik olarak zaten takviminize ekleyip çalıştırıyoruz. Evet, evet Efkan hocam. Mimar olduğunuz için biraz da proje sunumları sürelerinden geliyor benim durumum. Aynen öyle. Kıvanç hocam tarih bölüm mezunu olarak söylüyorum. Tarih ezber yerini anlamlandırarak öğrenin. Kesinlikle. Bu arada her ders için geçerli arkadaşlar. Mesela Türkçe dersinin paragraf konusu. Az önce baktık arkadaşlar. Şu tabloyu yeniden açayım unuttuysanız diye. Bakın paragrafın önem puanı ne kadardı? 12,5. Bak sen 100 puan alacaksın ya. %12,5 paragraftan geliyor. O kadar önemli bir konu. Yani eleyemeyeceğim bir konu, vazgeçemeyeceğim bir konu. Şimdi paragraf konusunu 12,5 puan getirisi olan bu konuyu bütün aşamalarıyla sen çalıştın, öğrendin. Ama yıl boyunca önünde 12 ayın var. Bugün sen bu konuyu öğrendin. Okey, tebrikler. Ama yıl boyunca hangi sıklıkta tekrar edeceğini girdiğin eğitim analizi testlerin sana söyleyecek. Yani diyecek ki senin unutma süren Buse bu kadar gün, Efkan bu kadar gün, Kıvanç bu kadar gün, İrem bu kadar gün, Aysu bu kadar gün diye senin için hesaplayacak. Biraz da şuraya bakalım arkadaşlar. Bu bizim eğitim analizimizi çözmüş bir öğrencimizin görseli. Screenshot'ını aldım, ekran görüntüsünü aldım. Bakın burada biz analizlerle neyi ölçmüşüz bir bakalım. Öğrencinin öğrenme karakterini ölçmüşüz. Öğrenme yöntemini ölçmüşüz, nasıl öğrendiğini. Zeka tipini ölçmüşüz.
Öğrenme hızını ölçmüşüz bakın. Kırmızılar var, yeşiller var. Hırs düzeyine kadar, dikkat dağınıklığına kadar, anlama oranına, stres düzeyine kadar her şeyi yapay zeka ölçüyor ve senin programını çıkan sonuçlarına göre yapıyor. Yani sadece sana özel. Tamam hocam, şimdi SBS'ye girdim. Analizlere girdim. Öğrenmeyi keşfettim artık. Verimli çalışma yöntemini keşfettim. Seviyemi de biliyorum. Şimdi ne yapacağım? Sırada bu verileri birleştirmek var arkadaşlar. Sırada ders çalışma programı var. Ve biz senin yol haritanı çizerken, kayıt olduğunda yapay zeka senin sonuçlarına bakarak sana özel ders çalışma programını oluştururken dikkat ettiği birkaç kriter, birkaç husus var. Bir, dersin senin için önceliği ne? Haftalık o derse ne kadar çalışman gerektiğini ve çalıştığında artı kaç puan kazanacağını, nasıl çalışacağını, hangi yöntemle? Az önce dediniz ya hocam, ben her şeyi yazıyorum. Hayır, her derste aynı yöntemi uygulayamazsın. Sözel bir dersin çalışma stiliyle sayısal bir dersin çalışma stili aynı değil hocam. Eğer sen ikisini de aynı yapıyorsan ikisini de öğrenemezsin. Yani illa ben yazarak öğreniyorum diye her şeyi yazmak zorunda mıyım? Hayır. Bunu da yapay zeka sana söyleyecek. Diyecek ki bu dersi bu yöntemle çalış, bu dersi bu yöntemle çalış diyecek. Ve biz bunların tamamını belirliyoruz arkadaşlar. Bu sayede hazırlık süresince yol haritan çizilmiş olacak ve bununla birlikte psikolojik olarak da rahatlamış olacaksın. Çünkü üzerindeki o ders çalışma programı oluşturma yükünü biz senin üstünden alacağız, kaldıracağız. Unutma. Asla unutmayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu sizin sadece, yani KPSS sizin sadece bilgi düzeyinizi, akademik düzeyinizi ölçen bir sınav asla değil. Sadece bu yeterli değil. Aynı zamanda motivasyon direncinizi de zorlayan bir sınav. Şu an kazanamayan öğrenciler bilmedikleri için değil, vazgeçtikleri için, önemsemedikleri için kazanamıyorlar. Doğru mu? İrem hocam diyor ki, İrem hocam bu arada bizim kayıtlı öğrencimizsin değil mi hocam? Tarih öğretmenisin, bizim kayıtlı öğrencimizsin. Hocam ben de bu testi yaptım siteden. Gerçekten sorular öyle detaylı ki harika analiz ediyor. Harika. Kesinlikle hepiniz çözmelisiniz. Hat kayıtlı değilsin. Hayır hocam, kayıtlı değilim ama olacağım. Mutlaka olacağım. Daha gördüğün, yani o zaman sen örnek analizi görmüşsündür. 11 farklı analiz var. Yeni tanıştım sizinle. Çok güzel. İyi ki tanıştık İrem hocam. İyi ki hepinizle tanıştık arkadaşlar. Ben bu yıl o mutluluğu, o atanma listesindeki isminizi görmenin mutluluğunu yaşamanızı çok istiyorum. Analiz linkini de paylaşacağım birazdan Sabahat hocam. Çok güzel. Şimdi peki arkadaşlar, siz hala 2024 çalışmalarınıza başlamadıysanız, çalışma programınızı bu bahsettiğim kriterlerle öğrenme garantili, atanma garantili bir şekilde hazırlamadıysanız hala neyi bekliyorsunuz? Rakipleriniz sizi daha da mı sollasın? Daha da mı öne geçsinler, yoksa biz önde mi olmak istiyoruz arkadaşlar? Hala kayıt olmamak için neyi bekliyoruz? Buse hocam, o programı sen hazırladığın için yapamıyorsun. Sorun orada. Programı senin hazırlamaman lazım. Vallahi ben matematikten sadece yapabileceğim konulara odaklanıyorum. Yarı yarıya eğleniyor. Zaten konular berbat çünkü. Efkan hocam, burada yanlış bir strateji uyguluyorsun. Yapabildiğine çalışırsan artı bir net alamazsın. Yine yapabildiğini yapabilir hale gelirsin. Önemli olan yapamadığını yapmak arkadaşlar. Kesinlikle. Sabahat hocam diyor ki sorumluluk gibi göreceksin diyor. Yoksa başarılı olamazsın. Arkadaşlar, insan psikolojisinde yaptırım çok etkilidir, biliyor musunuz? Okul öncesi öğretmenlerim ve diğer branş öğretmenlerim bunların eğitimini aldı. Ödül ve ceza vardır. Biz çocuklara bunu uygularız. Eminim şu an aktif öğretmenlik yapan öğrencilerim de bana katılacaklardır. Zihni harekete geçirmek zorundasın hocam. Olağan bir zihin. Hiçbir yaptırım yok, hareket yok, geri bildirim yok. Tabii ki sen rahat olduğunda o aksiyonu alamazsın. Senin o gün sorumluluğun mu var?
girmen gereken ders mi var? Gireceksin. Ama bunu tek başına yapamazsın. Birinin sana bunu hatırlatması, bu sorumluluğu ataması ve girmen gerektiğini sana aktarması gerekiyor. Girmediğinde de onu bugün yapmadığında yarın fazlasını yapmak zorunda olacağını, yani kendi yükünü kendinin arttıracağını sana birinin söylemesi lazım. İşte o kişi yapay zeka, bu sanal bir koçluk. Geçen yıldan deneyimliyim hocam. Program hazırlamak çok zor. Kübra hocam, inan bu kriterlerde bir programı hiçbir öğrenci koçu, hiçbir rehberlik uzmanı hazırlayamaz. Bunu sadece yapay zeka hazırlayabilir. Ben Mayıs ayından beri kayıtlıyım. Bütün analizleri yaptım. Sınava da katıldım. Elif hocam, ayın 2'sinde yine benimle bir semineriniz olacak. Ağustos ayında ön hazırlıklar başlıyor. Birlikte başlayacağız. Çarşamba günü kayıtlı öğrencilerle seminerim var. Hepsine link göndereceğiz zaten. Ona mutlaka katılın. Geçen yıldan deneyimliyim hocam. Program hazırlamak çok zor. Hocam, başka kurumdan paket satın almıştım. Erken mi davrandım? Şu an ikinci bir kuruma kayıt olamam. Ekonomik olarak o zaman ne yapalım? Şansımız yok mu? Ücreti duyunca Neslihan hocam, bence bu ücreti ayarlayabileceğini düşünüyorum. Hakikaten programsızlıktan yapamadığımı biliyorum. Daha önce bir hazırladığınız sistem mükemmel. Efkan hocam, çok teşekkür ediyorum. Hayır, Betüş hocam, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, biz sadece koçluk mu veriyoruz size? Hayır, hayır, hayır. Bunu, eğer bunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bu da bu arada örnek bir takvim. Evet İrem hocam, birazdan WhatsApp linki paylaşacağım, ayrılmayın seminerin sonunda. Çünkü bu seminerden dolayı özel bir indiriminiz olacak. Hatta şimdi linki paylaştık. O linke tıklayın. Şimdi arkadaşlar, biz sizin çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamana ve seviyenize göre sadece size özel bir çalışma programı hazırladığımız için bu programda öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz, uyum sağladığınız, uyum sağlayamadığınız konulara göre her hafta yapay zeka sistemi ders çalışma programınızı otomatik olarak yeniliyor. Ve şu an bu sisteme kayıt olduğunuzda sadece yapay zekanın programını, koçluğunu değil, Ankara'nın en iyi, en çok derece elde ettiren KPSS öğretmenleriyle canlı dersleriniz, bu derslerin video kayıtları, Türkiye geneli deneme sınavları, soru çözüm kampları, tekrar kampları, dijital PDF, hiçbir yerde bulamayacağınız dijital kaynaklar, PDF ders notları, dönem boyunca devam edecek olan rehberlik hizmetimiz, rehberlik seminerlerimiz, bunların tamamı olacak. Yani siz bizim sistemimize kayıt olduğunuzda hem bilgi anlamında dört dörtlük o KPSS'nin bizden istediği akademik bilgiyi sağlayacağız, hem de en önemlisi sınavda sizi başarılı hale getirecek olan size özel ders çalışma programınızı ve takibinizi, performans ölçümünüzü birlikte yapmış olacağız arkadaşlar. Evet İrem hocam, biz de Kızılay'dayız. WhatsApp'tan konum isteyin, konum atalım size. Şimdi bugün bu seminere özel, bu arada erken kayıtta arkadaşlar, son iki gündeyiz. Pazartesi günü 31'i, 1 Ağustos'ta ücret revize edilecek ve biz 1 Ağustos'ta yaz kamplarımızı, video ön hazırlık ve ısınma kamplarımızı başlatıyoruz. Şu an gruplarımız hemen hemen %100'e ulaştı. Gündüz, akşam, hafta içi, hafta sonu gruplarımız var bütün branşlarda. Ve şu an bu seminere katıldığınız için kayıt olacağınız bütün eğitimlerimizde 300 TL'lik bir indirim çeki kazandınız arkadaşlar. İndirim kodunu bence bu ekranın screenshot'ını alın. 300 tek uzan büyük harflerle. Ozan hocam, WhatsApp'tan yazın. Sizde özellikle ben arayacağım kaydınızı almak için. Ve sistem yöneticisi arkadaşımdan yeniden bir ricada bulunayım. Şu ilettiğim WhatsApp linkine tıklayın kayıt olmak için arkadaşlar. Tıkladık mı linke? Ayın 31'ine kadar geçerli 300 TL'lik indirimler. 300 TL'lik indirim hakkınız olacak. Sabahat hocam, hiç ücretten korkmayın, ben ücreti de göstereceğim hatta. Merve hocam, kesinlikle KPSS A. Fiyatlara baktım, çok makul, şaştım valla. Bir de birlikte bakalım. Herkes bir linke tıklasın arkadaşlar, bir tıklayın.
Oradan bir talebiniz bize ulaşsın ki ulaşıp kayıt kaydınızı tamamlayalım. Arada kaynayın istemiyorum. Hepsi çok uygun Efkan Hocam. Ozan Hocam diyor ki hocam öyle bir anlattınız ki 20 bin 30 bin bekledim. Hayır asla. Şimdi gelelim. Bir saniye. Evet, şimdi ben sayfaya da birlikte girmek istiyorum. Ücretler sizi korkutmasın arkadaşlar. Ücretleri çünkü çok 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 uygun gerçekten. Herkes ilettiğim linke tıkladı mı? İndirimden faydalanmak ve kayıt olmak için mutlaka tıklayın. Şimdi... Buradan ben şimdi size tekuzam.com'a birlikte bir girelim. Göstereyim. Hatta indirim kodunuz da arkadaşlar dediğim gibi büyük harflerle 300 tekuzam. Neden başaramadım? Vallahi içerik çok zengin. Her şeyi düşünmüşsünüz. Hatta bizlerin ödeme gücünü de düşünmüşsünüz. Şu ekonomide emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum Ozan Hocam. Hatta eğer... Ay Buse Hocam bir türlü beceremedim. Neden beceremedim? Bir saniye. Arkadaşlar bu bilgisayar ders anlatımının olduğu bilgisayar. O yüzden çok hakim olamadım. Çok affedersiniz. Beklettim sizi de. Heyecanlandırdım ama heyecan iyidir. Tamam WhatsApp'a atıyor. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Tamam lisanstan başlıyorum. En çok lisans grubu öğrencilerim vardı. Arkadaşlar genel kültür, genel yetenek lisans paketimiz bir dönem boyunca her şey dahil yalnızca 2999 TL seminerden kazandığınız 300 TL'lik indirimle birlikte 2699 liraya düşüyor. Ozan Hocam eğer sen 5 arkadaşını getirirsen ben sana %15 indirim yaparım. Adana tayfa atanamıyor onlara da izlet. İzlet sen 5 arkadaşını ikna et getir %15 indirim grup indirimi yapacağım sana. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim birimlerine hazırlanan öğrencilerim 4199 lira normalde ücreti. 300 TL indiriminizde arkadaşlar 3899 TL yapıyor. Başka A grubu öğrencilerim vardı. A grupçular burada mı? Bakın A artı B ücreti çok uygun. 6940 TL'ydi. 6640'a düşüyor. Hem A hem B. Ozan Hocam A grubunda 30 binden aşağı bir dershane bir kurum bulman mümkün değil. Yapay zekaları yok. Onu hiç söylemiyorum bile. Öğretmenlerim vardı, meslektaşlarım, okul önceciler, tarihçiler. İrem Hocam sana özel söyleyeyim bak. Tarih öğretmenliği. Tarih öğretmenliğini söylüyorum. Hocam ne 30'u uçtu uçtu özel üniversite fiyatları gibi. Arkadaşlar üçlü bütün ÖABT paketlerinin tutarı 5649 TL. 300 TL indiriminizle birlikte 5300 liraya düşüyor. Bakın hiçbir şey değil. Üçlü pakete kayıt oluyorsun. 5300 TL. Ankara Merkez Kadro'dan eğitim alıyorsun. Ön lisansçılar burada mı? Ön lisans ve lise grubu paketlerimiz 2999 lira, 300 TL indirimli 2699 lira. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hemen attığım linke kayıt olmak için tıklayın. Orada WhatsApp'a yönlendireceksiniz. Bizim WhatsApp hattımıza branşınızı yazın. Kayıt için dönüş yapıyorum deyin. Size şöyle de yardımcı olacağım arkadaşlar. Hem indirim yapacağım bakın 300 TL'lik indirim. En geç pazartesiye kadar geçerli bu arada. Ayın birinde ücretler %40 artacak haberiniz olsun. Erken kayıtta son aydayız bu ay. Bu fiyatları hiçbir şekilde kaçırmayın. Eğer kredi kartı kullanımınız varsa da hangi pakete kayıt olursanız olun arkadaşlar. Peşin fiyatını 12 aya kadar taksit imkanı sağlayacağım ben size. 2, 3, 6, 9, 12. Bakın.
Yani 2700 TL'yi 12'ye böldüğümüzde aylık 225 liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Neye vermiyoruz ki? 200 lira bir arkadaşınla kahve içmeye çıktığında bile daha fazla hesap ödüyorsun. Aynen öyle. Ayşenur hocam, senin için okul öncesinde söyleyeyim. Tüm ÖABT üçlü paketleri 5649 TL, 300 TL indiriminizle birlikte arkadaşlar 5349 TL'ye tekabül ediyor. Bakın 5649, 5349 liraya düşüyor. İndirim kodunuzda dediğim gibi arkadaşlar, indirim kodunuzda söyleyeyim. İrem hocam, kaynaklarımız var, dijital PDF olarak yükleniyor. Dışarıdan ekstra bir kaynağa ihtiyacınız olmayacak. İndirim kodunuzu da buraya yazıyorum. Büyük harflerle tek uzam 300. Kullanım süresi 31 Temmuz'a kadar geçerli. Eda hocam, soru çözümleri var, sistemde var. Kitap paraları bile çok pahalı zaten hocam. Hocam canlı dersler mi oluyor, nasıl? Canlı dersler oluyor hocam. Artı videoları da yükleniyor. Sabahat hocam, kredi kartına peşin fiyatına 12 aya kadar taksit imkanımız var. Ben size hatta şuranın linkini atayım. Yusuf hocam, çıktı alabilirsiniz. Bakın şunu da gönderiyorum. Herkes buradan kendi branşını incelesin. Kayıt olmak için de indirim kodunuzu da yukarıda yazdım. Şu. Buradan kaydınızı kendiniz de tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Artı WhatsApp linkini yeniden paylaşayım son kez. Buradan yazın, kaydı birlikte de yapabiliriz. Mahmut hocam, Ağustos'ta başlıyor oyun hazırlık eğitimleri. Eylül'de de canlı dersler başlıyor. Var mı bana sorularınız? Pınar hocam, sen diyetisyensen, senin kayıt olacağın eğitim şu. KPSS lisans. Buna kayıt olacaksın hocam. 2999 TL. Buraya size verdiğim indirim kodunu gireceksiniz arkadaşlar. Bakın 300 TL'lik indirim kodunuz var. Pazartesiye kadar geçerli. ...300 tek uzam. 300 tek uzam. Örgüne 3 kez gitmiş biri olarak online ders alın arkadaşlar. Özellikle A grubu, örgün, zaman kaybı, dümdüz ders var. Ozan hocam, siz kesinlikle bizim alan derslerimize kayıt olmalısınız. A grubunda efsane hocalarla çalışıyoruz. Evet, ayın 2'sinde Mahmut hocam seminerimiz var. Ön hazırlık programlarını hazırlayacağız. Kayıtlı öğrencimizseniz katılabilirsiniz. Eda hocam, gruplar var. Gündüz, akşam, hafta içi, hafta sonu. İstediğiniz gruba kayıt olabilirsiniz çalışanlar için. Fatma hocam, sizin koçunuz yapay zeka ama bizimle belirli periyotlarda, özellikle benimle daha sık böyle seminerleriniz ve özel görüşmeleriniz olacak. Yani biz ihtiyacınız duyduğunuz her alanda buradayız ama zaten çok ihtiyaç duymayacaksınız çünkü yapay zeka her şeyi planlıyor. Hatice hocam, eğer 2026 yılında gireceksen şimdiden GGK eğitim birimlerini hallet, en sona alanı bırak. GGK eğitim birimlerine kayıt ol, bunu öneririm. Leyla hocam, kaçırdığın dersler kayıt altına alınıyor. Vardiyana en uygun gruba seni alırız. Oldu ki kaçırdığın dersi videosunu geldiğinde izlersin. Kayıt olmak için, indirimden faydalanmak için tıkladı mı herkes? Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl bizim yılımız olacak arkadaşlar. Bu sistemle 90 plus puan garanti. İnşallah hepiniz tek uzemli olursunuz. Sabahat hocam, alan mı GGK mı? Alanın ne Sabahat hocam? Alana göre değişir, seviyene göre değişir. Bence hepsini birlikte, edebiyat öyle. Oo, edebiyat. Edebiyatta biz çok efsane bir öğretmenle anlaşma yaptık. Alev hocam, kendisi benim hocam öğretmeni. Hocam bence üçüne birlikte kayıt ol. Buse hocam, ne yazdın görmedim. Yeniden yazar mısın? Çok affedersin. Ne hakkında? Teknokamp. Buse hocam, Teknokamp 2023'ün kampıydı. O bitti şu anda. Sınavdan önceydi o. Betüş hocam, biz kalan zamanı sizin için hem soru çözüm hem tekrar için programlayacağız sanırım. Son
son kez linkimi paylaşıyorum. Kayıt olmak için linke tıklayın. Ben ve diğer öğrenci koçlarım arayarak size yardımcı olacaklar kayıt için. Sayfadan kendi işleminizi kendiniz de yapabilirsiniz ilettiğim indirim koduyla. En geç pazartesi günü indirimin son günü 1 Ağustos'ta biz ön hazırlık eğitimlerine başlıyoruz arkadaşlar. Buse Hocam olacak, yıl sonu kampı olacak. 24'de kayıt olduğunuzda kampa da katılabileceksiniz. Kübra Hocam, WhatsApp grupları canlı dersler başladığında oluşturulur. Şu an WhatsApp grupları yok, canlılar başlamadı. Var mı sorularınız? Gidiyorum ben. Var mı sorularınız arkadaşlar? Sağ olun hocam, emeğinize sağlık. Sizi çok sevdik. Ben de sizi çok sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm testleri çözün. Nehir Hocam, siz bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. Hepsini çözün. Kayıtlı öğrencilerimle çarşamba günü zaten görüşeceğim kayıtlı öğrenci seminerinde. Kayıt olmayanlar bence o seminere kadar kayıt olun. Sizi de o seminere alalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kayıt için son kez seminer linkini gönderiyorum. Sabahat Hocam, buradan kendi panelinize girdiğiniz zaman, bakın ben size göstereyim analizin yerini. Kayıt olduktan sonra bütün eğitim analizi ve seviye belirleme sınavlarını çözeceksiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burası sizin sayfanız diyelim. Sayfaya girdiğinizde burada bildirimler var ya, eğitim analizi diyor mesela. Buradan analizi çözebilirsiniz. Bir de SBS'ye bakalım. Online sınavlar, seviye belirleme sınavları. Kayıt olduğunuzda buradan çıkan sonuçlarınıza göre burada sizde SBS olacak arkadaşlar. Bu öğretmen paneli olduğu için SBS yok. Buradan çözebilirsiniz. Kayıt olmak için de son kez ilettiğimiz linke tıklamanız yeterli. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkürler Ramazan Bey. Siz de iyi ki varsınız Nehir Hocam. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Yakup Hocam teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.